İbrahim Ethem Hazretleri. 10. Bölüm. Yazan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Kayıt ve montaj Muhittin Yaygıngöl. Miladi 750 yılları. Genç yaşta sultan olan İbrahim Ethem, sultanlığı sırasında olağanüstü hallerle muhatap olunca bunu ilahi bir ikaz sayarak tacını tahtını terk eder. Bir çobanla elbiselerini değiştirip gecenin şiddetli ayazından korunmak maksadıyla bir köyün camisine sığınmak ister. Ancak kıyafet değiştiren sultanı tanımayan müezzin onun camide kalmasına müsaade etmez. Sultan İbrahim o civarda vahşi hayvanların yaşadığı bir mağaraya sığınmak üzere köyden ayrılır. Aynı köyün çobanı geç vakit köye gelince müezzinin kovduğu kimsenin Sultan İbrahim olduğu anlaşılır. Sonra bir sultan gibi konuşmuyordu. Kibir, gurur, emir yoktu. Yumuşak, kendini acındıracak bir ses tonu vardı. Ah ben ne eşeğim, ben ne eşeğim. Nasıl yapabildim bunu? Nasıl kovabildim onu camiden? Neyse neyse üzülme. Sen de haklısın. Nereden bilebilirdin ki koskoca bir sultanın çoban abası içinde dolaşacağını? Kepeneği çaldığını sandığım için zorla üzerinden almıştım. Zavallı şimdi üzerinde bir mintanla bu soğukta muhakkak donar. Bir şeyler yapalım. Donmadan bulalım onu muhtar. Evet, göz göre göre ölüme terk edemeyiz. Ah aptal kafam. Ah aptal kafam. Ah. Hadi köylüler. Uyuşuk uyuşuk oturmayın, kalkın. Hemen sultanı arayalım. Onun az iyiliklerini görmedik. İbadet ettiğimiz camiyi bile o yaptırdı bize. İyi de gecenin bu vakti nerede arayacağız onu muhtar? Müezzin, sultanın nereye gittiğini biliyor musun? Aslanlar mağarasına gidecekti. Ne? Aslanlar mağarasına mı? Nereden biliyorsun oraya gideceğini? Çünkü onun oraya gitmesini ben söylemiştim. Ah ah, nasıl yaptım bunu koca sultana? Eğer soğuktan donarsa ya da aslanlar onu parçalarsa bunun sorumlusu ben olacağım. Sen olacaksın tabii. Cami babanın malı mı ki içeride kalmak isteyeni kovuyorsun? Onun sultan olduğunu bilseydim kovar mıydım hiç? Halıları kilimleri çalmak isteyen kötü niyetli biri sandım. Ah, ah benim kara başım. Ah. Ağlanmanın sızlanmanın sırası değil şimdi. Sultanı ne zaman camiden kovmuştun? 2-3 saat kadar oluyor. Fazla uzaklaşmış olamaz. Eğer hemen yola çıkarsak belki onu mağaraya gitmeden önce yolda görebiliriz. Çabuk atlara binip Arslanlar Mağarası'na gidelim. Çabuk olun. Durun. Mağaraya yaklaştık. Daha fazla ileriye gidemeyiz. Buraya kadar rastlayamadığımıza göre sultan mağaraya girmiş olmalı muhtar. Bana da öyle geliyor. Acaba mağarada mıdır şimdi? Buralarda başka başını sokacak yer mi var? Elbette mağaradadır. Eyvah! O zaman aslanlar sultanın işini bitirmiştir. Belki de hala yaşıyordur. İçeri girsek mi acaba? Ya aslanlar varsa? Bize de saldırırlar. Onların ne kadar vahşi olduklarını biliyorsunuz. İçeri girmeden önce mağaraya biraz daha yaklaşsak derim. Yaklaşalım ama dikkat edelim. Anacığım! Aslanlar! Aslanlar! Hem de iki tane. Mağaranın giriş kapısında duruyorlar. İçeri girmenin bir manası yok. Baksanıza yalanıp duruyorlar. Belli ki sultanı yemişler. Haklısın. Geriye dönmekten başka çare yok. Sultanın parçası bile kalmamıştır. Hey! Köye dönüyoruz. Aslanlar mağarasına sığınarak soğuktan kurtuldum ama bakalım aslanlara yem olmaktan da kurtulabilecek miyim? Dışarıdaki seslere bakılacak olursa köylüler burada olduğumu öğrenmiş ama aslanların korkusundan içeri giremiyorlar. Ya Rabbi, sana sığınmaktan başka bir şey gelmiyor elimden. Aslanlar kapıdayken çıkıp gidemem de mağaradan. Demek ömrüm buraya kadarmış. Aslan buraya geliyor. Şu kenardaki kovuklardan birinin içine gireyim. Belki beni görmeden geçer gider. Öyle de uykum geldi ki. Yatıp uyuyayım. Kaderde ne varsa o olur. G-
Gece boyu hep ayakta kaldınız. Biraz uyusanız. Sultanımdan haber almadan nasıl uyurum? Hala bir haber yok değil mi dadı? Yok hanımım. Gece boyu her yanda onu arıyorlar. Eğer başına bir iş gelmeyip de bizleri bıraktıysa bunu neden yaptı dersin? Hadi benden bıktı diyelim. 2 yaşındaki oğlundan da bıkar mı insan? Başına neler geldiğini bilemeyiz ki efendim. Mutlaka bir sebebi vardır. Abdullah onun en yakın arkadaşıydı. Birlikteydiler. O da bulamadığına göre mutlaka bir şey geldi başına. Evet, şu ana kadar ondan da bir haber gelmedi. Ne oldu da böyle birdenbire ortadan kayboldu? Hadi tahtını bıraktı diyelim. İnsan ailesini de bırakır mı? Bizim sevgimize üstün olan nasıl bir sevgiydi ki onu bizden aldı? Bir bilebilsem hanımcığım. Bir bilebilsem. Gün ağrıyor. Biraz sonra sabah namazı girecek. Gece boyu uyku girmedi gözüme. Onca asker bütün ülkeyi aradığı halde nasıl bulamazlar oğlumu Lala? İnanın sultanım, gece boyu her bir yanı aradık. Son ümit Abdullah'ta kaldı efendim. Ondan da haber yok mu? Sultanın avlandığı çevre köylere gitmişti. Daha gelmedi. Sultanım! Yoksa oğlumdan bir haber mi aldın ey Abdullah? Sultanım, şehir merkezine yakın bulunan Serindere köyünden bir haber geldi. Sanırım sultanımız dün gece oraya gitmiş. Üzerinde bir çoban elbisesi varmış. Çoban elbisesi mi? Tahmin etmeliydik bunu. Demek elbiselerini bir çobanla değiştirmiş. Peki sonra? Geceyi camide geçirmek istemiş ama müezzin tanımadığı için izin vermemiş. O da aslanlar mağarasına sığınmış. Muhtar dün gece köylülerle birlikte mağaraya gitmiş ama kapıda duran aslanların korkusundan içeri girememişler. Yani oğlum İbrahim'in o mağarada olduğunu mu söylediler? Hayır efendim, sadece tahmin ediyorlar. İnşallah oraya gitmemiştir. Eğer gittiyse onu orada sağ bulmak mümkün değil. Biliyorsun o mağaradaki aslanlar çok vahşidir. İnsan eti yer. Vezir doğru söyler. O aslanlar bugüne kadar çok kişiyi parçalanmıştır. Söyleyip de sizi üzmek istemedim efendim ama köylülerin anlattığına göre mağaraya gittiklerinde aslanlar yalanıyorlarmış. Vah İbrahim'im, vah sultan oğlum benim. Ölümün böyle mi olacaktı? Sultanım, yine de Allah'tan umut kesilmez sultanım. Eğer emir verirseniz yanıma asker alarak o mağaraya bir de ben gidip araştırmak isterim. Hemen git ey Abdullah, hemen git. İnşallah oğlumu sağ bulursun. Burası neresi acaba? Evet, mağaradaydım ben. Gece uyku bastırınca uyuyakalmıştım. Ortalık ağarmış. Demek bütün gece uyumuşum burada. Bu mağara bayağı sıcakmış. Sırtımda da sıcacık bir yumuşaklık var. Sanki biri yorgan koymuş gibi. Neymiş bu, bir bakayım. Aman Allah'ım. Bu bir aslan. Demek sırtımdaki sıcaklık ondan geliyormuş. Sırtını yaslayarak beni soğuktan korumuş. Şimdi de mışıl mışıl uyuyor. İyi ama bu aslanların çok vahşi olduğunu duymuştum. Nasıl oldu da beni parçalamadı? İsteseydi ben uyuduktan sonra da yapabilirdi. Tersine bir de üşümeyeyim diye sırtını bana yorgan yapmış. Belki de gece karanlığında ben fark etmeden yanıma gelip yattı. Aman hareket edip de uyandırmayayım, üzerime saldırabilir. Fakat sabah namazımı geçirmeden kılmam lazım. Şimdi kalkmaya davransam aslan da uyanacak ve bana saldıracak. Kalkmasam namaz saati geçecek. Ne yapsam acaba? Ya Rabbi, sana sığınıyorum. Senden yardım diliyorum. Aslan beni parçalasa da namaz için kalkacağım. Eğer namazımı kılamadan aslan beni parçalarsa bunun için beni hesaba çekme ya Rabbi. Şimdi yavaşça ayağa kalkıp abdest almak için dışarı çıkmalıyım. Aslan saldırırsa da hiç olmazsa namazda saldırsın. İnşallah şehit olarak Rabbimin huzuruna çıkarım. Ayağa kalkmadan bir daha bakayım şu aslana. Aman Allah'ım, aslan uyanıkmış. Ceylanın baktığı gibi manalı manalı bana bakıyor. Tıpkı uysal bir kedi gibi. Gözlerini açıp kapıyor. Hiç de saldıracakmış gibi bir hali yok. Ya Rabbi, sana nasıl şükredeceğimi bilemiyorum. Şu vahşi aslanı bana yoldaş ettin ve beni soğuktan koruması için yardımcı yaptın. Beni sevdiğini biliyorum ey aslan. Ama müsaade edersen hemen namazımı kılmak istiyorum.
Dışarıda mağaranın hemen yanından akan soğuk sulardan abdestimi alıp namazımı kılmalıyım. Burası saray değil, alışmalısın. Bir aba, bir hırkaya, bir kuru ekmeğe, günlerce aç susuz yaşamaya alışmalısın artık. Elhamdülillah, namazımı tam vaktinde eda ettim. Bu imkanı bahşeden Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun. Vakit geçirmeden hemen burayı terk etmeliyim. Ey aslan, biliyorum benden ayrılmak istemiyorsun ama mecburum gitmeye. Benimle beraber sen de hemen uzaklaş buralardan. İnsanlar gelip sana ve ailene bir zarar verebilir. Şimdi yola koyulayım artık. Şehirlisi köylüsü birazdan buralarda olur. Buradan 3 gün uzaklıktaki Merv şehrine, oradan da Nişabur'a gideyim. Hedefim hep batıya giderek oradaki alimlerin bulunduğu şehirlere ulaşmak olsun. Bu Bağdat olur, Basra olur, en önemlisi de Hicaz. Şu anda bütün saray beni arıyordur. Bulurlarsa tekrar saraya götürmek isteyeceklerdir. Bundan böyle halka görünmemek için gündüz saklanıp gece yürümeliyim. Hadi uzaklaş evladım. Seni bana yoldaş eden Rabbime sonsuz şükürler olsun. Seni bana yoldaş etti ve beni soğuktan korudu. Hoşça kal ey aslan. Aslan mağarasına geldik efendim. Herkes atından insin. İçeriye girip bakacağız. Dikkatli olun. Mızraklarınız ellerinizde bulunsun. İçeride aslanlar olabilir. İçeri giriyoruz. Sağa sola dikkatlice bakın. Yerlerde kan lekeleri, kemik parçaları olabilir. Sultanımız buraya gelmişse aslanların saldırısına uğramış olabilir. Burada kimse yok efendim. Burada bir şey var efendim. Ne var? Bakın. Bakın, yerde samanlar var. Hala sıcak. Belli ki biri burada kalmış. Mutlaka sultanımızdır. Tüh. Birkaç saat önce gelsek onu bulabilirdik. Şimdi ne yapacağız efendim? En azından sultanın aslanlar tarafından parçalanmadığını öğrendik. Bu da bir şeydir. Şimdi arayacağız. Her yeri arayacağız. Her taşın altını kaldırıp bakacağız. Herkes bir tarafa dağılsın. Sultanımız şu anda sıradan köylü elbiseleri içindedir. Dışarıda gördüğünüz her kişinin suratına dikkatle bakacaksınız. İbrahim Ethem Hazretleri adlı oyunun 10. bölümünü dinlediniz. 11. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.